Son 20 yıldır olduğu gibi muhalefetin fitne ve gerilim siyasetini basiret ve aklı selimle savuşturacak, milletimizin fertleri arasına nifak tohumları ekilmesine izin vermeyeceğiz. Ezelden ebede uzanan bin yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine asla göz yummayacağız. Bu amaçla AK Parti teşkilatları olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek ayın gönüllerimizi yumuşatan ikliminden de istifade ederek besmelemizi çekip yeni bir heyecanla, yeni bir azimle tekrar yola revan oluyoruz. 2023 seçimlerine kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane, hala hatırı sorulmadık insan bırakmayacağız. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseyi dışlamadan 85 milyonun her bir ferdine ulaşmayı hedefliyoruz. Bilhassa bir dönem partimiz içinde yer almış, AK Parti çatısı altında bu ülkeye hizmet etmiş, ancak daha sonra farklı sebeplerle teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem ve öncelik veriyoruz. Dava kardeşliğimizi yeniden perçinleyerek kalbi Türkiye için çarpan herkesle irtibatlarımızı güçlendirmeyi istiyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealine inanan herkesi tüm farklılıkların ötesine geçip Türkiye ortak paydasında buluşturmayı arzu ediyoruz. Suriye'den Ukrayna'ya kadar dört bir yanımızda yaşanan hadiseler AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek yegane vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğu anlaşılmıştır. Yine bu süreç muhalefetin ve 28 Şubat İttifakı'nın kendi menfaatlerinden ve hırslarından başka hiçbir gayelerinin millete ve memleket hizmet olduğunu, hiçbir amaçlarının olmadığını ortaya çıkarmıştır. Coğrafyamız kan ağlarken, komşularımız savaşırken, hemen yanı başımızda çocuklar, kadınlar ölürken tüm dünya son yarım asrın en büyük ekonomik kriziyle boğuşurken muhalefetin ve 6+1'li masanın tek derdi birbirine gol atmak, sosyal medyadan birbirlerine ayar vermek, laf yetiştirmektir. Sadece geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez daha ispatlamıştır. Yine bu süreç muhalefetin ve 28 Şubat İttifakı'nın kendi menfaatlerinden ve hırslarından başka hiçbir gayelerinin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Değerli kardeşlerim, özellikle milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu, masada hangi kirli pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Daha en basit, en temel meselelerde bile ulaşamayacağın çeşitli grupların bile bu uzlaşmanın olamayacağını, ülkenin ve milletin hayrına hiçbir adım atamayacaklarını insanımız çok iyi görüyor. Vatandaşlarımız altılı masanın her gün bir yenisi patlayan skandallarını, bol entrikalı, bol aldatmacalı, bolca yalan, ihtiras ve ihanet dolu bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek, kimi zaman da utanarak
takip ediyor. Burada şu hakikati çok açık ve net ifade etmek isterim. Sürekli kavga eden, sürekli birbirlerine çelme takan, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat İttifakı, bırakın 2023 seçimlerini, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Siyaset mühendislikleriyle siyasetçilik oynayanlar son 20 yıldır defalarca olduğu gibi yine başaramayacaklar, yine hezimete uğrayacaklardır. Türk milletinin demokratik kazanımlarına el koymak isteyenler tıpkı daha öncekiler gibi yine kaybedecekler, tarih sahnesinden silinip gideceklerdir. Bu süreçte bize düşen sadece daha çok çalışmak, daha fazla sahada olmak, milletimizle gönül bağımızı daha da güçlendirmektir. Türkiye'de siyasetin adresi de, merkezi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.